Durkheim, sosyolojiyi bağımsız bir disiplin olarak kurma ve ona bilimsel bir statü kazandırma konusundaki önemli katkılarından dolayı sosyoloji tarihi içinde önemli bir yere sahiptir. Durkheim, bir bilim dalı olarak sosyolojinin çalışma konusunun ne olduğu ve bunun hangi yöntemle incelenmesi gerektiğine dair çalışmalar gerçekleştirdi. Durkheim'ın toplum bilimin yöntemi, toplumsal iş bölümü, sanayileşme, intihar din ve ahlak konuları üzerine yaptığı çalışmalar sosyolojinin gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar toplumsal olgu, toplumsal iş bölümü, mekanik dayanışma, organik dayanışma, anomi, kolektif bilinç, intihar ve dindir. Bu programı izledikten sonra Durkheim'in sosyolojik yönteminin temel özellikleri nelerdir? Durkheim'ın birey ve toplum anlayışı nedir? Durkheim sosyolojisinde mekanik ve organik dayanışmaya dayalı toplum tiplerinin özellikleri nelerdir? Durkheim sosyolojisinde yer alan temel kavramlar nelerdir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. Klasik Sosyoloji Tarihi adlı dersimizin bir önceki bölümünde sosyoloji bilimine büyük katkıları olan düşünür Karl Marx'a yer vermiştik. Bu bölümde ise yine çalışmaları ile sosyolojiye yön veren başka bir düşünür olan Emil Durkheim'a değineceğiz. Durkheim'a göre sosyolojinin çalışma konusu toplumsal olgulardır. Durkheim, toplumsal olguları maddi ve maddi nitelikte olmayan toplumsal olgular olarak iki şekilde sınıflandırır. Maddi toplumsal olgular, toplum, toplumun yapısal bileşenleri ve toplumun morfolojik bileşenleridir. Maddi olmayan toplumsal olgular ise ahlak, kolektif bilinç, kolektif temsiller ve kolektif eğilimlerdir. Maddi toplumsal olgular içerisinde bulunan toplumun yapısal bileşenlerine kilise ya da devlet örneği verilebileceği gibi toplumun morfolojik bileşenlerine de nüfus dağılımı ya da yerleşim düzeni örnekleri verilebilir. Az önce de belirttiğimiz gibi Durkheim'a göre sosyolojinin çalışma konusu toplumsal olgulardır. Toplumsal olguyu diğer olgulardan ayıran iki temel nitelik vardır. Durkheim'a göre sosyolojik açıklama bireysel güçlerin dışında kolektif güçlerle ilgilidir. Çünkü toplumsal olgular bireylere indirgenemeyecek kolektif bir niteliğe örneğin aile din ya da mesleki örgütlenmelerine ve kendine özgü bağımsız bir gerçekliğe sahiptir ve bireylerin dışında vardır. Kolektif nitelikleriyle bireylerin dışında var olan toplumsal olgular, bireyler üzerinde baskıcı ve sınırlandırıcı bir güce de sahiplerdir. Örneğin, din toplumsal bir olgu olarak bireyin dışında kolektif bir niteliğe sahiptir. Durkheim'a göre toplumsal olguların gözlemlenmesine ilişkin en temel ilke onları nesnelermiş gibi ele alma gerekliliğidir. Bu ise üç kurala bağlıdır. Her türlü peşin hükümden sistematik olarak kopmak gerekmektedir. Bir sosyolog mutlaka ele aldığı toplumsal olguyu tanımlamak durumundadır. Durkheim, bunun yanı sıra bu tanıma uyan ve ilişkili olan bütün olgular grubunun araştırmaya istisnasız dahil edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Örneğin, suç olgusunu anlamak istiyorsak, ceza olgusunu da araştırma sürecine dahil etmemiz gerekmektedir. Durkheim'a göre toplumsal olguları araştırmaya girişirken bu olguları kendi tekil ve değişken görünümlerinden soyutlayarak incelemeyi sağlayacak bir bakış açısı benimsenmelidir. Örneğin aile konusu incelenmeye başlanırken onu farklı aile türleriyle karıştırmamak için nesnel bir ölçüt olarak ailenin hukukça düzenlenmiş yapısı veya miras hukuku referans alınabilir. Durkheim'a göre sıralanan bu kurallara bağlı gözlem faaliyeti birbirinden birçok açıdan farklı iki olgu kategorisini bir araya getirmektedir. Birinci kategori makul olması gereken normal olguları, diğer kategori ise olması gerekenden tamamen farklı olan patolojik olguları içermektedir. Durkheim toplumları karmaşıklık derecesine göre sınıflandırmaktadır. Sınıflandırmaya tek parçalı toplumlardan başlar. Ona göre tek parçalı. Yani yalın toplum daha önce hiçbir parçalanmanın izini taşımayan sadece var olan haliyle tek bir parça olan toplumdur. Örneğin ilkel toplumlar yani horde hiçbir farklılaşmanın olmadığı toplumdur. Bu horde toplumundan sonra içine birçok aileyi alan klan gelir. Diğer toplumların sınıflandırılmasında da aynı ilke yani karmaşıklık ilkesi ve yöntemi kullanılır. Klanların da özlerini değiştirmeden yan yana gelmesi çok parçalı toplumları meydana getirir. Durkheim'a göre bir toplumsal olgunun nedeni ancak başka bir toplumsal olguda aranmalıdır. Ona göre bir olgunun başka bir olguya neden olduğunu kanıtlamanın tek yolu olayların aynı zamanda birlikte meydana gelip gelmediklerine bakmaktır. Durkheim'a göre insanlar bencil dürtülere ve bir dizi tutkuya sahiptir. Bu dürtülere ve tutkulara gem vurulmaması hem insanların kendileri için hem de toplum için önemli bir tehdittir. İnsanlar tutkuları dışsal güçler tarafından kontrol altına alındığı zaman özgür olacaktır. Durkheim'a göre en önemli dışsal güç ortak ahlaktır. Bu ahlaki kod veya ahlaki disiplin toplumun kolektif çıkarlarına ve düzenine zarar vermemek için oluşturulan kuralları içermektedir. Bu kurallar bireyi kontrol altında ve toplumun devamı için bireye ait gerekli sorumlulukları hatırlatmaktadır. Bireyin doğasından gelen egoizm, arzuların kontrol ve denetim altına alınmaması bireyin toplumla bağlarının zayıflamasına neden olacak ve bunun sonucunda da normsuzluk durumu olarak ifade edilen anomi oluşacaktır. Durkheim'a göre iş bölümü, farklı ama bir bütün içindeki faaliyetleri yerine getiren kişi ya da grupları koordine etmeyi sağlayan istikrarlı bir düzenlemeyi anlatır. Durkheim, toplumsal evrim süreci içinde iş bölümüne bağlı olarak gelişen ideal tipte iki tür toplumsal yapıdan söz eder. Birincisi mekanik dayanışmacı, ikincisi ise organik dayanışmacı toplum tipidir. Mekanik dayanışma benzeşmeye dayalı, iş bölümünün oldukça sınırlı olduğu ve farklılaşmanın olmadığı toplumlardır. Mekanik dayanışma daha çok sanayi öncesi toplumlarda görülmektedir. Organik dayanışma farklılaşmaya dayalı, iş bölümünün ve toplumsal farklılaşmanın yoğun olduğu toplumlardır. Organik dayanışma modern toplumlarda görülmektedir. Bu toplumların sanayisi gelişmiştir ve nüfus oranı da oldukça yüksektir. Benzerliğe dayalı mekanik dayanışmanın aksine organik dayanışma farklılık temeline dayanmaktadır. Kolektif yani ortak bilinç organik dayanışmalı toplumlarda daha az önemlidir. Bireyler arasında yaşanan farklılaşma arttıkça kişiler kendi özel seçimlerine göre inanma, isteme ve davranış geliştirme konusunda özgürleşmektedir. Durkheim, Mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçişi açıklarken aynı zamanda maddi toplumsal olguların toplumun maddi olmayan toplumsal olgular üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu da analiz etmektedir. Ona göre ahlak maddi olmayan bir toplumsal olgudur ve problemlerin çoğu ortak ahlakın zayıflamasından kaynaklanmaktadır. Anomi, toplumsal geçiş dönemlerinde normların olmadığı ya da görece normsuzluk durumunu ifade eden bir kavramdır. Durkheim'a göre intiharın en önemli nedenlerinden biri kolektif bilincin modern toplumda bireyselleşme, farklılaşma ve heterojenleşme gibi nedenlerle zayıflamasıdır. Durkheim intihar olgusunu bencil, anomik özgeci ve kaderci olmak üzere dört tip altında incelemektedir. Durkheim'a göre sosyolojinin çalışma konusu toplumsal olgulardır. Durkheim, toplumsal olguları maddi ve maddi nitelikte olmayan toplumsal olgular olarak iki şekilde sınıflandırır. Durkheim'a göre en önemli dışsal güç ortak ahlaktır. Bu kurallar bireyi kontrol altında ve toplumun devamı için bireye ait gerekli sorumlulukları hatırlatmaktadır. Durkheim iş bölümüne bağlı olarak gelişen iki tür toplumsal yapıdan söz eder. Birincisi mekanik dayanışmacı, ikincisi ise organik dayanışmacı toplum tipidir. Durkheim intihar olgusunu bencil, anomik, özgeci ve kaderci olmak üzere dört tip altında incelemektedir. Bu programda Durkheim'ın sosyolojik yönteminin temel özellikleri nelerdir? Durkheim'ın birey ve toplum anlayışı nedir? Durkheim'a göre sosyolojide mekanik ve organik dayanışmaya dayalı toplum tiplerinin özellikleri nelerdir? Durkheim sosyolojisinde yer alan temel kavramlar nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Klasik Sosyoloji Tarihi ders kitabının dördüncü ünitesinde yer almaktadır.